En son pazartesi günü 3 tane maçımız kalmıştı. Süper Lig maçımız. Onlar tamamlandı. Ve bu şekilde Süper Lig'i ilk yarısını tamamladık. Bugün akşam da geçen sezonun Süper Kupası'nın final maçı var. Başakşehir'le Trabzonspor oynayacaklar saat 20.45'te. O maçla birlikte 2019-2020'nin bütün maçlarını tamamlamış olacağız. Ve bu şekilde de 2020'nin 2021'inde Süper Lig ilk yarısını tamamlamış olduk. Bu arada da TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'in de 2. yarısına başlamış olduk. Ve bugün de 2. Lig ve 3. Lig maçları oynanıyor. İnşallah hepsini tamamlayıp futbol oynayarak 16 Mayıs tarihi itibariyle Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig maçlarını tamamlayacağız. Şampiyonları belli edeceğiz. Ligden düşenleri belli edeceğiz. Ve bu şekilde de 2021-2022 sezonuna başlamış olacağız. Bizim hedefimiz maçları seyircili oynatmak. Yalnız Türkiye Futbol Federasyonu'nun değil, futbolcularımızın, kulüp yöneticilerimizin, hatta hakemlerimiz bile seyircili oynamaktan mutlu olduklarını hep ifade ediyorlar. Çünkü seyircinin futbola önemli katkıları var. Seyirciyle ancak futbol maçları çok güzel oluyor. Onun için ana hedefimiz o. Tabii hepimiz biliyoruz ki yalnız Türkiye'mizde değil, bütün dünyada pandemi olayını yaşamaktayız. İnsan sağlığı, sporcu sağlığı her şeyden önemli. Bunun için Sağlık Bakanlığı ile bizim sağlık kurulumuz daima koordineli bir şekilde çalışmaktalar. Ve en kısa zamanda Sağlık Bakanlığımızın uygun gördüğü takdirde Türkiye Futbol Federasyonu'nda sağlık kurulunun uygun görmesi halinde tabii ki seyircili oynatmayı istiyoruz. Ama sevindirici olarak pandemideki hepimizin bildiği gibi çok kötü zamanlardan bugün çok iyi noktalara geldik. Vaka sayıları düştü. Çok şükür vefat sayıları da düştü. Aşı hızla yapılmakta. İşte önemli derecede bir aşı geldi. İkinci parti aşı geldi. Onları da hızla uygulamaktalar. Eğer bu aşılama sistemi de bu şekilde hızlıca devam ederse ve vaka sayıları, vefat sayılarının da iyi bir rakama ulaştığı takdirde Sağlık Bakanlığı'nın da uygun görmesi halinde tabii ki seyircili oynatmayı biz hedefliyoruz. Bu bizim dışımızda. Bu Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın vereceği karar var. Bu sene 3. senemiz. Ve varın da tabii memnun olanlar var, olmayanlar var ama genelde büyük bir memnuniyet var. Varı ben ikiye ayırarak düşünmek istiyorum. Bir tanesi offside olaylarında. Gerçekten offside kararlarında varın tespiti neredeyse %100'e yakın olarak offside olaylarını tespit etmekte. Hatırlarsanız son Beşiktaş'ın maçında iki golünü arka arkaya yaptığı Beşiktaş'ın golünü gözle bulmak mümkün değil ama elektronik çizgilerle yaptıkları tespitler sonucunda Beşiktaş'ın kazandığı iki tane golü VAR offside kararıyla iptal edildi. Adalet yerini buldu. Tabii penaltı kararlarında, işte kırmızı kart kararlarında bazı tartışmalı konular olmaktadır. Bu yalnız Türkiye'mizde değil. İtalya'da da, Premier Lig'de, İngiltere'de, Almanya'da, İspanya'da her yerde bu VAR kararları tartışılmaktadır. Hatta bırakın bizleri, UEFA Başkanı, FIFA Başkanı dahi VAR konusunda memnun olunan taraflar var, memnun olunmayan taraflar var. Ama ben VAR sisteminin iyi bir sistem olduğuna inanıyorum. Geçen hafta bütün kulüpler birliklerini toplantıya davet ettik. TFF 1. Lig kulüpleri 18 kulübün ortak talebi, isteği ne zaman bize VAR sistemini getireceksiniz? Bunun için hem hakemler konusunda, sayı konusunda ihtiyacımız var. VAR hakemi yetiştirmek istiyoruz. VAR hakemimiz sayısı yeterli değil. Ve bir de bu maçlarda VAR sistemini uygulamak için yatırım yapmamız gerekti. Bu da bir zaman alıyor. Ama kendilerine söz verdim. En kısa zamanda Türkiye Futbol Federasyonu TFF 1. Lig'de de VAR sistemini uygulamak için çalışmaya başlayacağına
çalışmaya başlayacağımıza söz verdim ve şu anda da o çalışmaları yapıyoruz. En kısa zamanda da TFF 1. Lig'de de VAR sistemini uygulamak istiyoruz. Bakın, bazı memnun olanlar var, olmayanlar var Süper Lig'de. Ama TFF 1. Lig'de tamamı kendilerine VAR sisteminin uygulanmasını istiyorlar. Onun için VAR sistemi iyi bir sistemdir. Bunu geliştirmemiz gerekli. Eleman yetiştirmemiz gerekli. Hakemlere bol miktarda eğitim vermemiz gerekli. VAR hakemi yetiştirecek gibi çalışmaların içinde bulunmamız gerekli olduğunu hep beraber zaten buna inanmışız ve bu yolda da çalışmalarımız devam ediyor. Kilis'te çok büyük bir çimento fabrikası kurduk. Son derece modern, büyük kapasiteli bir fabrika kurduk. Bu fabrikayı kurarken Gaziantep'teki fabrikamızı buraya taşıdık. Tabii Gaziantep'in herhangi bir noktasına taşıyabilirdik ama Kilis, hepimizin bildiği gibi, Suriye olaylarında gerçekten ekonomisi çok büyük sıkıntılar atlattı. Ve şehitlerimiz oldu. Ekonomisi sıkıntıya girdi. Biz de yatırım kararımızı verirken bütün bunları düşündük. Ve önümüzdeki günlerde de Suriye'deki olayların duracağına, Suriye'nin eski günlerine döneceğine ve Suriye'nin önemli derecede yatırımlara ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Ve bunları da düşünerek bu fabrikanın yerini tespit ettik ve bu fabrikayı kurduk. Tabii burada hemen söylemek isterim ki bu fabrikanın kurulmasında Kilis'in belediye başkanı sevgili rahmetli Abdi Bey'in çok önemli büyük katkıları ve destekleri vardır. Kendisini bir daha rahmetle anıyorum.